Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün şu börek yapıyoruz. Hamur çok güzel olmuş. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün düşündük, taşındık. Ne yapsak, ne yapsak, onu mu yapsak, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, kararsız kaldık. Sonra dedim ki, şöyle dedim, bir şu börekten mi yapsak acaba dedim, şu börekten. Yasemin dedi, hangi börek dedi, değil mi? Şu börek, şu börek. Sonra aklımıza şu börek geldi. Değil mi? Yasko, olsun, hep oraya bakacak halim yok. Biraz da mübarek yüzüne bakayım. Aklımıza şu börek geldi. Biz Yasko ile gitmiştik Lüburgaz'a. Bir Lüburgaz'da börekçide yemiştik şu börek. Böyle çok güzel kızartma. Aslında çiğ börek versiyonu ama çiğ börekle alakası yok. Bugün şu börek yapıyoruz. Malzemeler hazır. Kanki Canbaz hazır. Bizim inşaattaki dozerci abi bugün biraz gaza fazla basıyor. Arada böyle sesler gelebilir. İdare edin. Hatta bugün diyorum ki, abi bugün çok seri çalıştın, çok güzel çalıştın. Şu böreği sana getirdik, afiyetle ye diye amcaya götürmeyi düşünüyorum yani. Aramızda kalsın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. İyi ki oradasınız, iyi ki bizimlesiniz. İyi ki bizi tercih ettiniz, videomuzu tıkladınız, abone oldunuz. Uyarı zilini açtınız, yorum da yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Eyvallah, Kanki Canbaz teşekkür ediyor. Bugünkü yemeğimiz başlıyor. Şu börek, o börek. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Şu börekte olmazsa olmaz peynirimiz var. Peynir. Trakya'nın hayatında olmazsa olmaz. Zeytin, peynir. İç harcımızda kullanmak üzere, gördüğünüz üzere böyle güzel maydanozumuz, maydanoz var arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Böyle bir baş soğanı güzel rendeledik, suyunu sıktık, onu kullanacağız. Efendime söyleyeyim, bir de olmazsa olmaz nanemizle kırmızı pul biberimiz var. İç harcımızı böyle hazırlayacağız. Şimdi hamurumuzda bakın, tereyağı kesin kullanacağız. Bir. İkincisi, burada kabartma tozumuz var, kullanacağız. Normal, her zaman kullandığımız tuzumuzu kullanmayacağız. Bu sefer normal tuz kullanacağız. Artı yumurtamız var, bir adet yumurta. Bir bardak yoğurdumuz var ama en önemlisi bu hamurda dostlar sirke olacak. Sirke yani. Artı yeterince, kararınca, hamurun kıvamına göre suyumuzu da takviye yapacağız. Ama ne var? Un. Yani yürek varsa unsuz olmaz. Kolay değil. Bereket un kullanıyoruz. Bereket ayçiçek yağı kullanıyoruz. Bereket üzüm sirkesi kullanıyoruz dostlar arkadaşlar yemeğimizde. Teşekkür ediyoruz Onur Market'e. Ne dedik? İç harcımızı yapmaya başlayarak şu böreği bir görelim bakalım. Şu börek acaba düşündüğümüz gibi börek olacak mı? Şu böreği iç harcını hazırlayarak başlıyoruz. Hadi bakalım. Başladık. Efendim, iç malzememizi, iç harcımızı maydanozlarımızı doğrayarak yapmaya başlayalım. Bugün bu bıçağı kullanalım ve böyle. Hop, hop, hop. Hemen başlıyorum. İç malzememi tabunda yapacağım. Şöyle maydanozlarımı tabuna yolladım. Maydanozlar yerini aldı efendim. Maydanoz sus olmaz. Şu börekte maydanoz olacak. Başka içinde ne olacak? İçinde soğan olacak arkadaşlar. Soğanımı da yolladım. Soğan da yerini aldı. Onur Market şarküteri bölümünden aldığımız dağıldı. Olsun, canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Olur böyle vakalar. Yağlı peynir ama çok güzel ya. Ondan dağıldı. Her neyse, ben buraları toplayacağım az sonra arkadaşlar. Şimdi ben hiç uzatmayayım. Çok muhabbet tezahürlük getiriyor. Görüyorsunuz, teknik arızalar olabiliyor. Yumurtalar, onlar, şunlar, bunlar hepsi peynirlendi. Olsun. Ben şimdi bunu ezmeye başlıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, peynir sahiden çok güzelmiş. Bak. Hani hafif ez, ekmeğine sür. Dedikten sonra peynirlerimi şöyle fıttırı 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 fıttırı
Peynirlerimizi güzel soğanımızla, maydanozumuzla böyle fıkır 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 karıştırdık abi. Şöyle diri diri olanları yine ezmeye devam ediyorum. Ne yapacağız? Böyle güzel bunun karışması lazım. İyi karışacak ki o dokuyu, o tadı, tuzu peynire işlesin. Hem soğanın hem maydanozun. Buna tuz atmadık. Neden? Zaten peynirimiz tuzlu arkadaşlar. Tuz atmaya gerek yok harcımıza. Ben şimdi bunun içerisine şurada hazır bekleyen nanemi ve kırmızı pul biberlerimi de neşrediyorum. Şöyle. Evet. Onları da karıştırmaya, bocalamaya, peynirimle, soğanımla, maydanozumla buluşturmaya devam ediyorum arkadaşlar. Öyle güzelce karıştırıyorum. Evet. Harcımız hazır. İçerisine neler kattık? İçerisine maydanoz kattık, soğan kattık. Kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, nane ve maydanoz kattık arkadaşlar. Peynirli iç harcımızı şu böreğin hazırladık. Şimdi bununla işim tamam. Bu dinlene dursun. Vakti zamanı geldiğinde ben bunu buradan alacağım. Ben şimdi şükürler olsun diyorum. Bu hatta geldik. Biraz da etrafı kirlettik. Şimdi ben küçük bir operasyon, küçük bir temizlik yapacağım arkadaşlar. O temizlik sonrası burayı hazırlamam lazım ki hem unumu, daha doğrusu hamurumu hazırlayacağım. Hem de sonra ne yapacağım? Hamurumu böyle küçük küçük bezeler halinde açacağım. Onun için şuraya bir şekil şemal vermem lazım. Hoş geldiniz bir kez daha. Sefalar getirdiniz. Bereket versin. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim temizliği yaptı Kanki Canbaz. Tertemiz her tarafı parkladı. Aldı. Neyle başlayacağız dedik? Yoğurt, yumurta, tereyağı, kabartma tozu, tuz, sirke. Harika, muhteşem bir hamur yapacak Kanki Canbaz. Şu böreğin hamurunun özelliği bu diye hatırlatıyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim hemencik başlıyorum. Yoğurdumla hamurumun malzemelerini bir araya getirip hamurumu hazırlamaya dostlar arkadaşlar. Ardından şöyle bir güzel yumurtam var. Bunlar çok gezen yumurtası arkadaşlar, haberiniz olsun. Çok gezen yumurtası, az gezen değil. Böyle hop onu da attık. Çok güzel. Şimdi sırada tereyağı var. Tereyağı ne yapacak? Bu hamuru böyle zaten yağda pişireceğimiz için şu böreği ne yapacak? Böyle kıtır kıtır yapacak, biraz böyle kabartacak. Böyle hindi gibi böyle hafif kabartacak onu. Bilmem anlatabildim mi? Tereyağımın hepsini kullanıyorum. Zayko kokorayko. Tereyağı doğru içeriye. Bu da tamam. Evet, bu da tamam. Evet, kabartma tozumu da atayım. Evet, kabartma tozu. Bir pakette kabartma tozu. Tamam. Birazcık tuz ister. Gönlü olsun. Birazcık. Tamam. Ve finalde şu böreği farklı kılan sirkemizi, şöyle bir yemek kaşığı sirkemizi de ne yaptık? Hamurumuzun iç malzemesine gönderdik. Bak burada zaten işten başladı. Sirke nasıl, bak kabartma tozuyla sirke öyle güzel köpürmeye başladı ki. Sirke kabartma tozuyla birlikte böyle güzel böyle fıkır fıkır kaynamaya başladı. Hadi bakalım şimdi ben bunu güzel bir karıştırayım. Tereyağımı da eriterek şöyle güzelce. Efendim bir tur attırdıktan sonra, efendime söyleyeyim. Efendim hamurlarımızı da eklemeye başladık. Ne tuzmuş o be arkadaş be, Az attın çok attın, Eyvallah, attım işte birazcık. Yetmezse bir daha atarız. Efendim tereyağlı, yoğurtlu, sirkeli, güzel malzemeleri böyle içeriye göndermeye başladım. Olay da burada neydi abi? Olay burada unu doğru takdim etmek. Böyle yavaş yavaş. En son elimle müdahale edeceğim. Önce o kıvamı oluşturmam lazım. O kıvam karıştırılabilir kıvama geldikten sonra dostlar ne yapacağım? Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada işin içine elim girdiğinde o elimin sıcaklığı tereyağında hamurumun içerisinde güzel güzel erimesine fayda sağlayacak. Tabii ne yapacağım? O yoğunluğa göre takviye de yapacağım. Yani gerektiği kadar, çok az, yeteri kadar ne yapacağım? Su da ekleyeceğim hamuruma.
Durmuyorum. Hem karıştırıyorum hem de unlarımı eklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Hani biz bugün işte ne bileyim hani 4 tane yaparız, 5 tane yaparız. Duruma göre, şekle şemale göre öyle çok abartılı yapmayacağız. Ama siz yapacağınız adede göre, işte misafir edeceğiniz insan sayısına göre bu ölçüleri kendiniz böyle değerlendirebilirsiniz. O şekil yapabilirsiniz diyorum. Şimdi evet, bu artık diyor ki beni diyor, artık diyor, elimle yoğurdu beni. Güzel, evet. Güzel. Güzel, evet. Şekle şemale geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elimizle başlıyoruz abi yoğurmaya. Elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle hop, hop. Güzel, böyle unlarımızı da güzel 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 bunun içine böyle katarak, efendime söyleyeyim. Tabii biraz cıvık, ne yapacağım? Hemen un takviyesi. Tık, tık, tık. Un da çok kaliteliymiş. Sıktıkça havalanıyor. Sıktıkça havalanıyor vallahi. Eyvallah. Biz ne yapıyoruz yemeklerimizde? Efendim, bereket un kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok bereketli. Ben şimdi buna birazcık su koyacağım. Azıcık. Şöyle ki güzel bu diplerini de güzel böyle işin içine katabileyim. Ondan sonra. Evet. Böyle yuvarlaya 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 yuvarlaya. Buraları böyle alacağım. Şöyle 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 şöyle. Buralar da gelsin. Evet, bunu güzel. Burada güzel o kıvama getirdim. Güzel kıvama getirdim. Ben şimdi bunu buraya alabilirim. Ve biraz un serpeyim. Şöyle. Öyle yapıyor ustalar. Bizim ekmek fırındaki arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz abi? Başlıyoruz bunu yoğurmaya. Bakalım yoğuracağız Allah'ın izniyle. Böyle. Hamurum hazır. Gördünüz. Bakın hamurum hazır. Onur markette dükkan sizin. Efendim, güzel şeklimizi, şemalimizi ayarladık. Hatta birkaç tane de deneme yaptık. Evet, hamurumuz harika. Biraz da dinlendi. Şimdi ne yapacak kanki cambaz? Böyle birazcık şöyle, şöyle. Bak şöyle eliyle alacak şöyle şuradan. Efendime söyleyeyim. Şunu şuraya. Azıcık un. Güzel sıvazlayacak. Bunu buraya atacak. Şöyle güzel bir yuvarladıktan sonra arkadaşlar şöyle eliyle yavaşça bir açacak şunu. Şöyle güzel bir açacak. Açtıktan sonra yine bir un. Şöyle sıvazlayıp bir daha. Sonra ne yapacak? Şöyle güzelce yavaş yavaş aşkla, sevgiyle çok böyle bastırmadan efendime söyleyeyim. Ne yapacak? Onu güzel açacak. Ölçümüz şu. Ölçümüz şu. O kararda yapacağız. Dostlar arkadaşlar. O kararda yapacağız. Onun için hani böyle çok büyük oldu, küçük oldu. Artık kararını siz vereceksiniz. Ama sonuçta bakın ölçümüz şu. Yani şurayı doldurmamız lazım. Bilmem anlatabildim mi? Böyle. Evet. Böyle. Tamam. Bir de böyle yan çevirttireyim onu. Azıcık da un ekleyeyim. Bir daha. Ondan sonra şuraya da un. Bir daha. Ondan sonra bir daha açıyorum. Bakın. Böyle. Evet. Evet. Düşündüğüm biraz böyle hamurumun dişe gelmesi lazım. Böyle incecik çıtır çıtır olmasını istemiyorum. Dişe gelmesi lazım. Şimdi bunu böyle yaptık. Hemen şöyle maydanozlu, soğanlı efendime söyleyeyim. Çok güzel harcımdan şöyle koyuyorum. Biraz daha ben koyuyorum. Gerçi bana az koydular ama benim elim bol. Elim bol. Onun için ben biraz fazla koydum böyle. Ne yapacağım abi? Şimdi bunu güzel böyle alacağım. De böyle cumburlop kapatacağım abi bak. Elimle şöyle yaptım mıydı? Bu zaten kapandı. Bakın. Bu kapandı. Böyle hafif. Ondan sonra ne yapacağım? Şöyle güzel aletimle yaptıktan sonra. Pardon. Önce bunu yapacağım. Tabii o önemli. Önce alacağım şöyle çatalımı. Böyle bastıracağım abi şöyle. Böyle şöyle 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 bastıracağım. Evet. Bastırdıktan sonra şu ucundan şöyle hop hop hop. Tamam. Bak hazır. Hazır abi. Şu börek hazır.
Yani hemen tabii biraz benimki büyük oldu ama olsun yani. Sonuç dedim yani büyük olmuş, küçük olmuş, o olmuş, bu olmuş. Boş verin yani. Kafanıza göre. Şimdi biraz daha azaldım hamurumu arkadaşlar. Yine buraya yolladım. Şöyle güzel yuvarladım. Attım. Sonra bastırdım elimle. Evet bastırdım. Bir daha bastırdım şöyle. Öyle şöyle şöyle şöyle. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra açtım şöyle. Bir de böyle yaptım onu. Şöyle elimle dürsalayarak. Şöyle. Bir daha çevirdim abi. Bak böyle güzel oluyor. Bak böyle açınca güzel oluyor. Tamam. Bu da hazır. Bu da hazır. Böyle yaptım abi. Böyle elimle. Yine malzememi koyuyorum. Şöyle. Malzeme. Hemen de böyle. Hop. Hop 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 elimle şöyle. Ama ondan sonra de bununla cırt 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 cırtlatmaya devam. Ondan sonra şuradan şöyle. Tamam. Ah. Bak. Ne kadar güzel oldu şu börek. Şimdi olay budur Hakan abi. Olay budur. Buraya 4 tane daha börek ekleyeceğiz. Sonra kızartmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Efendim bereket ayçiçek yağımızı cümbürlep gönderdik. Güzel ayçiçek yağımız böyle tıkırdamaya başladı. Biz de bütün hamurumuzdan çıkartabildiğimiz kadar şu böreklerimizi peynirli iç harcımızla yaptık. Güzel yerini aldı. Yağımız da kızdı. Artık pişirme vakti geldi çattı. Şimdi küçük bir detay. Biz şu börek diyoruz bazı yörelerde. Şu börek diyor ama Trakya'da özellikle Trakya'da buna yarımca diyorlar arkadaşlar. Yarımca diyorlar. Yani biz yarımca mı desek, şu börek mi desek, bize şu börek daha böyle bir şey geldi. İlginç geldi. Onun için şu börek yapıyoruz diyoruz. Ama bazı yörelerde bunun iç malzemesi değişerek yarımca da yapıyorlar. Mesela otlusu çok güzel oluyormuş. Otlusu, otlusu. Tabii biz bir tane otlu bir şey yaptık. Dedikten sonra efendim ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Çarkımızı döndürüyoruz. Çark dönüyor. Bu geldi. Bir daha döndürüyoruz. Evet bakalım bana doğru kim gelecek? Evet şu geldi. Şununla Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz şu böreklerimizi kızartmaya. Hadi bakalım Bismillah. Oh sırasıyla döndüreceğiz. Bunun böyle çiğ börekte olduğu gibi çok böyle şıkır şıkır olmaması lazım. Niye? Dışının yanmamasını ağır 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 ağır. İçinin de pişmesini istiyoruz. Hamurların tamamının pişmesini istiyoruz. Çünkü çiğ börekte ne var? Çiğ böreğin hamuru daha ince. Attığın gibi böyle hem pişiyor hem şişiyor. Hem pişiyor hem şişiyor. Değil mi Yasko? Ya benim hanım Eskişehirli. Çiğ börek ustasıdır. Yalvarıyorum ona. Ne paralar teklif ediyorum. Gel diyorum. Anlatılmaz lezzetlerde diyorum. Beraber çiğ börek yapalım. Hayır diyor. Hayır. Senin paran diyor. Beni diyor. Senin diyor. Kanalına diyor. Çıkmaya yetmez diyor. Ne paralar teklif ediyorum? Yok. Eyvallah ama bir gün ikna edeceğim Allah'ın izniyle beraber çiğ börek yapacağız. Şimdi bir tane daha gönderelim. Evet bir tane daha gönderelim. Şöyle çiğ böreklerimiz böyle şıkır şıkır. Hatta şurası bir tane daha alır ya. Şu küçüğü de göndereyim şuraya. Pişmeye başlasın dostlar arkadaşlar. Biz de hatırlatalım. Hep hatırlatıyoruz hatırlatmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Hemen uyarı zilini açıyorsunuz. Bakın yan tarafta böyle bir işaret var. Uyarı zili var. Onu açık bırakın ki yeni videolarımızdan haberdar olun dedikten sonra şimdi hemen bunları çevireyim mi Yasemin ben? Biraz dursun mu? Peki. Bakın böyle hafif Hakan abi gelirsen şöyle bir gel Hakan abi. Bak başladı böyle şişmeye başladı abi. Görüyor musun orada? Şişkinliğini görüyor musun abi? Eyvallah. Yavaş yavaş evet yavaş yavaş şu böreklerimizi böyle yavaş yavaş patlatmadan oh böyle ne yapıyoruz? Döndürmeye başlıyoruz abi. Oh çok güzel. Bunların patlamaması lazım. Bunların böyle şişkin şişkin olması lazım arkadaşlar. Çevirirken ne yapacağız? Çok dikkatli olacağız. Peki. Şimdi ilk turu pişirdikten sonra tabağıma alacağım. Diğerlerini pişirirken ben hem tadacağım hem de hoşça kalın diyeceğim. Bunlar pişti pişecek. Efendim bunlar şimdi pişiyor.
Kanki Canbaz ilk pişirdiklerinden tadımını gerçekleştiriyor ve büyüklerinin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden, yaşlılarının yanaklarından öpüyor. Bugün ne yaptık? Bugün çok sıcak, hala çok sıcak. Bugün şu börek yaptık. Şu börek. Aslında yarımcı da diyorlar ama çiğ börek yapmadık ama. Şu börek yaptık. Hafif böyle bir keskinliği var. Hafif böyle bir ince bir kokusu var. Neden? Çünkü hamurumuza sirke kattık dostlar arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı açıklama bölümünde zaten göreceksiniz. Şimdi ben izninizle şunun içini bir açayım. Hakan abi bak şurada. Böyle bir açıyorum abi. Bak gösteriyorum şöyle. Bak abi. Peynirler burada abi bak. Peynirler burada geliyor abi bak. Bak. Peynirlere bak abi. Bak. Aha. Peynirler içinde. Eyvallah. Bir yerleri de orada kalsın. Ben şu küçük parçayı tadacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Efendim ellerimize sağlık. Bugün şu börek yaptık. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bunlar pişmeye devam ediyor. Bunları böyle güzel oynamaya, bunları güzel pişirmeye devam edeceğiz. Zaten 3-5 tane kaldı. Piştikleri an şişmeleri lazım. Piştikleri an böyle hafif şişmeleri lazım. O nedenle biz hedefimize ulaştık. Güzel de oldu. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Şu börek, bu börek yarımca, kararınca götürelim Allah'ın izniyle. Güzel. Hamur çok güzel olmuş. Hamur o sirkeden dolayı çok güzel olmuş. Aramızda kalsın. Bir başka bir tat vermiş. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Hadi eyvallah. Görüşelim. Bunun yanına ne gider? Güzel bir ayran gider. Bunu ayransız yemeyin. İnşallah bir sonraki yemekte görüşelim. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Hafta sonları Kral FM'de şarkılar sizin. Eyvallah. Bir sonraki yemekte görüşelim. Thank you.